Adıyaman gibi depreme maruz kalmış bölgelerin en büyük sorunu esasında burada seçmen olup da başka yerlere gitmek zorunda kalan insanların gelip burada seçim yani oy kullanmaları en büyük mesele bu. Ve bu şu açıdan da önemli. Yani bir deprem yaşandı ama bu deprem ve oluşan yıkım iktidarın sorumluluğundaydı. Yani bugüne kadar biliniyor olmasına rağmen, alınacak tedbirler de biliniyor olmasına rağmen bütün bu tedbirleri almayışından kaynaklı olarak bir felaket yaşandı. Yani bu felaketin kendisi depremin yarattığı bir felaket değil. Deprem bir doğa olayı ve bunun yarattığı tedbirsizliğin yaşattığı ölümler söz konusu. O nedenle seçmenler yani depreme maruz kalmış insanlar öncelikle hele hele Adıyamanlılar yani ki Adıyaman unutulmuş bir bölgeydi. Yani ilk esnada belki de 3-4 gün deprem olan iller sıralamasına bile sokulmadı. Dolayısıyla Adıyaman halkı öncelikle kendisini unutan iktidarı unutmayacak ve ondan hesap soracak ve sandıkta ona karşı oyunu kullanacak. Sonrasında görev bize düşüyor. Biz de siyaseten bunun hesabını soracağız. Elazığ ve İzmir depreminden komisyonda yakından biliyoruz. Konutlar yapıldı ve bu konutlar depremzedelere satıldı. Hem de böyle 20 yıl, 30 yıl borçlandırarak yani ömürlerini borçlamayla geçecekler. Hepsi her biri kiracı oldu bulundukları yerlerde. Kendisine verilen konutlarda bir kere bunun da önüne geçmek gerekiyor. Hayır burada binası ağır hasar görmüş, yıkılmak zorunda kalan ve yıkılan her aileye bir konut ücretsiz bir şekilde temin edilmek durumundadır. Biz Yeşil Sol Parti olarak bütün bu süreçleri takip edeceğiz. Bunların halkımızın lehinde kararların çıkmasında meclis çoğunluğumuzda elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Ve Yeşil Sol Parti Adıyaman'da burada birinci parti olmayı hedefliyor. Buranın kültürel yapısı, tarihsel dokusu, sosyolojik yapısı buna çok uygun.